Ayrıca şunu biliyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diniyle ilgili, Allah katından getirdiği dinle ilgili edilen vahiylerin tümünün toplandığı kitabın adına Kur'an diyorlar. İşte o kitabın dışında bir vahiy de yine Kur'an'a bakıldığında görülmüyor. Öyle olunca vahiy gayi metlu diye geleneksel kültürde, klasik kültürde anılıp durulan, isimlendirilen vahyin bulunmadığı inancını taşıyoruz. Zira bulunduğunu ispat etmek, bulunduğuna dair delil verebilmek mümkün değil. Kimse de verememiş zaten. Efendim işte manasını Allah ona belletmişmiş de kelimelerini düzenlemeyi Peygamber'in kendine bırakmışmış da hiç bunları anımsatacak bir ayete rastlayan var mı beyler? Yani biz de yıllardır anlamadığımız, göremediğimiz yerler olabilir. Okuduğumuz halde fark edemediğimiz manaları bulunabilir. Mümkün bu. Ama var mı yani? Hadi ben göremedim, sen de göremedin, öbürü de göremedin, belki de göremedin. Yani hiç doğru dürüst bu konuda ciddi bir delil öne süren bir Allah'ın kuluna rastlanmış değil. O bakımdan itibar olunmaz. Yani olunmamalı. Çünkü bize gelen her rivayete boyun eğer temenna çakarsak o zaman işin içinden çıkılmaz oluyor. Peygamberin idrarının da esansa dönüştüğüne inanmazsan imanın eksik kalıyor. Efendim ne rivayetler? Peygamberler ölmezmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu aramızda dolaşırmış, bakarmış.